Arkadaşlar selamlar. Çok kısa bir değerlendirme için yine karşınızdayız. Umut edilir ki videoyu beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı ve YouTube'un algoritmasını çalıştırmak için küçük de olsa bir yorum yapmayı ve takip etmeyenler açısından da takip ederek bize destek sunmaya devam ederseniz müteşekkir oluruz. Şimdi videomuzun konusu yeni bir müftü karısı vakasıyla karşı karşıyayız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trabzon'a yapmış olduğu gezide Özlem Şahinoğlu isimli hanımefendi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına geldi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP dışında hiçbir partiye oy vermedi. Sizi çok çok seviyoruz. Gerçekten Cumhurbaşkanımız. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok mutlu olduk. Gerçekten burada kendimizi yalnız hissediyorduk. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ayaklarınızı alıp safa getirdiniz. Ömrü boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiğini ve buralarda yani Trabzon'da kendisini çok yalnız hissettiğini bir CHP'li olarak falan söyledi. Tabii ki olayı ilgi çekici hale getiren husus Özlem Şahinoğlu'nun siyah bir ferace içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim objesi olarak kullandığı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte olan samimi diyalogları. Bu konu neden önemli? Çünkü başı örtülü, hatta siyah koyu bir ferace giymiş bir hanımefendinin Kemal Kılıçdaroğlu'na ömrüm boyunca CHP'ye oy verdim demesi, bakın görüyor musunuz muhafazakar, kapalı, mütedeyyin insanlar zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne son derece meftunlar gibi bir anlayış ortaya koyulmaya çalışılıyor. Ki bu bir derecede doğrudur da yani Cumhuriyet Halk Partisi sadece başı açıkların partisi değil. Cumhuriyet Halk Partisi seküler kesimin başı açık, başı kapalı, geniş bir tabana, toplumun %23-24'üne hitap eden bir parti. Neden bu şekilde bir mizansen yapma gereği duyuluyor? Açıkçası anlamakta güçlük çekiyorum ama bir konu Ekrem İmamoğlu için. Altılı Masa'nın en çalışkan ferdiyim, Altılı Masa'nın adayı benim olmam lazım tarzında söylemler dile getiren ve taca atılmama asla müsaade etmem diyerek büyük konuşan, Saracane'de ablasıyla çak şovları yapan Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yanında seçim objesi olarak şehir şehir dolaştırılır hale geldi. Ya işte siyasette merhum Süleyman Demirel'in dediği gibi 24 saat gerçekten uzun bir süre, adamı Cumhurbaşkanı adayı olacağım diye İstanbul'a uğramazsınız, bütün hayalinizi buraya yatırırsınız. Ama günün sonunda Kemal Kılıçdaroğlu sizi seçim objesi olarak Trabzon'da, Isparta'da, Burdur'da dolaştırır. Halbuki Nagihan Alçı'yı falan yanınıza alıp İstanbul turları yapıyordunuz daha düne kadar. Ama hayat işte. Dönelim biz müftü karısı sendromuna. Özlem Şahinoğlu'nun üzerinden tertiplenen bu senaryo daha ilginç detayları da ihtiva ediyor. Özlem Şahinoğlu Trabzon'da da oturmuyor. Marmaris'te ikamet eden başı açık bir hanımefendi fakat ajansın çizdiği bir rol ile mütenasip olmalı ki gidip böyle bir oyunu oynamış. Tabii ki bunu görünce aklımıza hemen ne geldi? Başlığımızda o zaten yeni bir müftü karısı sendromuyla karşı karşıyayız. Ben Balıkesirliyim. Balıkesir'in Buraniye Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Faruk Cenal'ın eşi Gül Taşlı Cenal bir gün yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partililerin olduğu daha doğrusu bir ortamda kendisinin bir müftü karısı olarak nasıl Adalet ve Kalkınma Partisi'nden muzdarip olup CHP'ye gönül verdiğine dair bir takım söylemler. Detayı çok aklımda değil. Sonra araştırıldı ki Gül Taşlı Cenal müftü karısı değil, CHP ilçe başkanı Faruk Cenal'in tiyatroya özenen eşi. Erdoğan istifayı. Ben namaz kılan bir insanım. Senin için beddua ediyorum. Müslümanlık senin tek elinde değil. Biliyor musun? Benim kocam müftü, biliyor musun sen? Peki müftü karısı olsaydı değeri mi artardı ya da olmadığında değeri mi düşer? Vallahi bunu bir türlü anlayamadılar. Yani insanlar siz umreye gittiğiniz için size oy vermiyorlar. Ya da insanlar Yasin-i Şerif okuyup daha sonra da İsviçre'ye gidip daha laik seküler bir hayat yaşadığınız için sizi tartıyorlar ve buna oy veriyorlar. Yoksa ister Yasin oku, ister seküler bir hayat tarzı yaşa ama seçim sattı maili girildiğinde cuma namazını nerede kılacağınızı pankartlarla duyurmanızdan millet bıktı. Yani sağ muhafazakar seçmenin bu kadar aptal yerine konulduğu başkaca bu kadar etkin bir yaygın bir seçim
Sattı Mahir'ini ben ömrü ahir hayatımda hatırlamıyorum. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu Harakani Hazretlerinin soyundan geliyor. Bir tarafta Seyit, diğer tarafta efendime söyleyeyim Mücahit Kılıçdaroğlu, öbür tarafta Hafız Kemal Kılıçdaroğlu. Yani ardı arkası kesilmiyor. Şimdi yine bir tweet atmış. Erdoğan'a affedersiniz diyerek, hadi ağzındaki baklayı çıkar diyerek yine bir sürü bühtanda, iftirada falan bulunuyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerine olsam tek kelime cevap bile vermem. Çünkü siz sıkıştıkça mağdur edebiyatı yapacak birçok konuyu kendinize arar hale geldiniz. Aynı hususu yine Mustafa Balbay'dı yanılmıyorsam, ona yönelik olarak... Çocukların yok edemeyecek. Hep beraber ne yapacağız? Hayır diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz? Asacağız ayağımızın en gücüyle, sesimizin en yüksekliğiyle. Benim çocuğumun geleceğini olamayacaklar. İyi. Bacım isim neydi? Neşe. Ha, Neşe bacım. Neşe'nin hem etrafımıza da sen çok iyi anlatıyorsundur eminim. Yani... Asla. Biz cumhuriyetçi geldik, cumhuriyetçi gideceğiz. Aslan kardeşim benim. Aslan biz kardeşim. Şehitlerimizin kanını onlara ezdirmeyeceğiz. Ben sen numaranı söyle bak biz aslan sana ulaşacağız. Aslan kardeşim. İşte bu memleket var ya sizin sırtınızda. Bizim sayemizde. Buna inanın. Bizim bunu yürekten söylüyorum. Bizim gibileri yok etmesinler. Edemeyecek. Evlatlarımızın katledilmesine müsaade etmeyeceğiz diye başörtüsü içerisinde adeta böyle panterleşmiş bir hanımefendi, kapalı hanımefendi rolünde biri üzerinden sergilemeye çalıştılar. Hiç bitmiyor. Yani sürekli olarak senaryo üzerine senaryo yazarak bu ülkedeki insanları başörtüsü üzerinden ya da kutsal değerler üzerinden, Yasin-i Şerif üzerinden, Harakani Hazretleri üzerinden, Seyit Kemal sloganları üzerinden, Şerif Kemal sloganları, ya milletin bu umurunda değil. İnanın yani insanlar Recep Tayyip Erdoğan'a 20 küsür yıldan bu yana oy verirken o cuma namazlarına gidiyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, umreye gidiyor, hacca gidiyor diye oy vermiyorlar. Yani ortaya koyduğu başarılı çalışmalardan neticesinde 1994 yılından bu yana çıktığı bütün seçim meydanında sizlerin sırtını yere getiriyor. Yani hacca gitmesi... İşte hassas olması, dinine düşkün olması muhafazakar camia açısından elbette önemli ama o insanlar onun o hayatı yaşadığını görüyorlar. Yani olmadığı takdirde de oy verilebiliyor. Bakın Adnan Menderes'in cuma namazına gittiğini gören yok diye hep söylenir, yazılır, çizilir. Ama insanlar Adnan Menderes'i başlarının üzerine tac ettiler. Neden? Tanrı Uludur'un zulmünden kurtarıp Ezan-ı Muhammedi'yi Anadolu coğrafyasının her yerinde okunmasına müsaade ettiği için. Ama hayatına baktığınızda Adnan Menderes'in bu anlamda işte muhafazakar camiayla eşleştirilebilecek pratiğinin olmadığını biliyordu millet. Ama buna rağmen başlarına tac ettiler. Ama bir türlü akıllanmaksızın bir tarafta müftü karısı, bir tarafta Trabzon'da ortaya koyulmuş olunan senaryolar, diğer tarafta Canan Kaftancıoğlu'nun iftar sofralarında ellerini açması falan. Yani ardı arkası kesilmeksizin bunları sahneye sürmeye devam ediyorsunuz. Şimdi bunları okuyunca tabii benim aklıma bir kedi hikayesi geldi. Tövbekar kedi. Onu da anlatıp tamamlayayım. Tövbekar kedinin hikayesi şu. Köyde cuma günleri namazdan sonra köy kadınları tandırda tandır ekmeği yapıyorlar. Ve o sırada düşen kırıkları da tandır faaliyeti sona erdikten sonra fareler gelip yiyip onlar da kendince oradan besleniyorlar. Fakat zaman içerisinde bir kedi farelerin buradaki nüfusunun arttığını görünce o da fareleri yiyerek kendisine bir cuma ziyafeti çekiyor. Gel zaman git zaman fareler soylarının artık kurma noktasına geldiğini anlayınca bir toplantı yapıyorlar ve diyorlar ki bir daha bu tandıra gelmeyelim, hep tuzağa düşüyoruz ve o tandırdan uzaklaşıyorlar. Başka yerlerde rızıklarını arıyorlar. Ve zaman içerisinde kedi tabii son derece pişman oluyor. Çünkü fareler artık gelmiyor, karnı acıkmaya başlıyor. Evin kedisi dolayısıyla da sıkıntı yaşıyor. Kafasına bir tane sarık geçiriyor. Eline de bir tane tesbih alıyor. Ve tandırın dibinde tövbekar bir kedi olduğunu cümle aleme duyuruyor. Farelere diyor ki, vallahi ben tövbekarım, elimde tesbih, kafamda sarık, artık fareleri yemiyorum. Fareler tabii buna kolayca kanmamak için çok yaşlı bir fareye gidip danışıyorlar. Bu kediyi siz iyi biliyorsunuz. Atalarımız bundan dolayı
buraya gelmemeye başlamışlar. Sizin bu konudaki fikriniz ne? Yaşlı fare gidiyor. Tövbekar kediyi tandırın başında, başında sarığı, elinde tesbihiyle tesbih çekerken görüyor. Ve diyor ki, dönüyor farelere, gördüm vallahi kediyi diyor. Tesbih gerçek tesbih. Başındaki sarık da tövbekar sarığı ama kedi aynı kedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi açısından da bu kadar olay yaşanıyor, helalleşmeler konuşuluyor, o konuşuluyor, bu konuşuluyor. Hafız Kemal Kılıçdaroğlu, Seyyid Kılıçdaroğlu falan. En sonunda Kemal Bey'i seccadenin üzerinde görüyoruz. En sonunda Trabzon'da imam karısıyım, müftü karısıyım diyen Gültaşlı Cenal'in 2023 yılı versiyonu Özlem Şahinoğlu'nu piyasada görüyoruz. Yapmayın bunu. Siz olun. Çıkın politikanızı anlatın. Yani neyseniz o gözükün. Ama bir türlü yapamıyorlar. Elinde tesbih, kafada külah, herkes tövbekar kedi. Ama Allah'tan hakkın ne olduğunu, bunların ne olduğunu, fabrika ayarlarının ne olduğunu bize anlatacak yaşlı fareler var. Kalın sağlıcakla.